Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Ben yemeğime fasulyeyi hazırlamıştım. Onu bugün yapacağım. Sen var ya sen. Ah sen var ya sen. Çocuklar kahvaltılarını yaptılar. Minnoş kendini çok iyi hissetmiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Kapıda bekliyor ama maalesef çıkamayacak oğlum. Oğlum. Annem. Ya ama çıkamayacaksın oğlum. Ya kafasındaki kaptan da sıkılıyor, istemiyor ama yapacak bir şey yok. Minnoş yapacak bir şey yok oğlum. Ya yarası bu tarafta, evet bayağı bir dikişleri var arkadaşlar. Ama böyle Minnoş burada. Bana da günaydın hiç halime bakmayın, daha hazırlanmadım. Çocuklar da böyle kahvaltılarını yaptılar. Evet. Çocuklar. Günaydın herkese. Bugün günlerden cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, bu arada Selin ve Semih burada YouTube kanalından Solucan oyununu izliyorlar. Ya yaratıyor. Evet, bu kitap Ceylin'in anahtarlı kitabı ve müzik çıkıyor arkadaşlar böyle. Çok güzel. Ya. Ya. Ben ya keselim. Belki sürpriz olur sana. Ne? Ya. Ve şimdi Ceylin'e gidelim. Ceylin yemeğim de burada pişiyor bu arada. Yemeğim pişiyor inşallah. Evet, Minnoş da buraya saklandı arkadaşlar. Minnoş. Oğlum. Ya hiç keyfi yok bu arada. Hiç keyfi yok. Ve ben şu an hazırlanacağım. Hazırlanmadan önce Ceylin yok. Evet, çamaşırlar var burada arkadaşlar. Çamaşırları katlıyorum. Ütülenecekler. Ya bir de bizimkiler. Ceylin nerede? Can gördün mü Ceylin'i? Ceylin nerede, gördün mü? Ceylin. Gel buraya bakalım. Neyse. Ceylin bu arada ders yapıyordu. Kardeşin yanına gelmiş. Ben de şimdi hazırlanacağım arkadaşlar. Sonra da Ceylin dersiyle birlikte ders yapıyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar. Burada fasulyelerim var. Fasulyeleri hazırlıyorum. Köpüklerini alıyorum. Çünkü dünden ıslatmıştım. Bütün paketi ıslattım. Paket de bayağı içinde, hemen hepsini kullanmayacağım. Ama dip frize hazırlayıp koyacağım. Böylelikle birkaç haftalık fasulyemiz hazır olacak. Ve ne zaman fasulye yapmak istersem dip frizden alıp, yani haşlamama gerekmiyor ya o zaman. Önceden ıslattığım için gerekmiyor arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz biz Doygun ailesi, kusura bakmayın. Birazcık acelem var, niye diyecekseniz, çocuklar bugün sabah derslerini yaptıktan sonra kaynanama götürdüm. Orada çocuklar birlikte, babayla birlikte kaynanamda zaman geçiriyorlar 2 saatliğine. Ben de eve geldim, birazcık evde laptopla oturdum, bir şeyler yaptım. Ama sonra da birkaç gündür de dikkatimi çok çekti Minnoş'un kutusu ve Minnoş'un sessizliği, kaçışması, böyle kaçması gözüme çok iyi gitmiyor. Minnoş'un yarası açıldı. Ayağı iyi değil. Fotoğrafını çektim ve
şeye götürdüm arkadaşlar. Minnoş orada kalsın şimdi çünkü çocukları önce almaya gideceğim. Ve evet, kaynayan fasulyeleri de kapatacağım. Çünkü ikide Ceylin'in dersi var. Baba da telefonu almıyor. Ben de oraya yetişmem lazım o yüzden. Sonra çocukları bırakıp Minnoş'u şeye götüreceğim ve veteryana götüreceğim. Çünkü getir dediler. Bir, yine de bakalım. Çünkü yemek de yemiyor. Bakın. Yemeğe burada koydum ama hiç yemiyor arkadaşlar. Yani dünden belli böyle iki gündür yemek keyfi hiç yok. O yüzden şimdi ben çocukları alacağım. Oradan da çünkü Kaya işe gidecek. O yüzden çocukları da almam lazım. Sonra da annem ile geçeceğim. Ceylin gelmeyecek. Ceylin'in Kur'an dersi var. O yüzden Ceylin oraya gidecek. Sonra da çocuklarla ben üçüyle de annemgile gideceğim. Ondan sonra da bakayım kim benimle gelirse çocuklardan. Tekrar veteryana gideceğiz. Böyle arkadaşlar. O yüzden ben şimdi hemen yetişip çocukları almaya gidiyorum. Sevgili arkadaşlar. Aa, ıslandın mı? Güneş olmasına rağmen ıslak burası. Öyle mi? Her yer ıslak. Oy. Ok. Islak olmasına rağmen bir dışarıya çıktık. Çünkü senin nasıl oturdun? İteleyemiyor mu seni? Otur al. Dur bakayım. Komani seni tutsun bir. Dur bir dakika. Biz bu arada dışarıya geldik. Şimdi koydum ona. Arkadaşlar havanın kötü olmasına rağmen dışarı çıktık. Semih, Selin, Can'la birlikte üçümüz burada birazcık hava alıyor. Şu an Selin yanındayım şu an ve onu iteliyorum. Bakalım, hava güzel olmasına rağmen yağmurluydu bütün gün. Ama şu an çok güzel. Ne ahtırım etçi bütün. Ne fuhur, kendin. Ve bu arada tabii ki burada dondurma satıyorlar. Dondurma. Ben çikolatalı dondurma alabilir miyim? Eko Ayşe. De çilekli ve çikolatalı istiyorum. Sen de mi? Ayşe. Ben de istiyorum. Can, sen hangi, çikolatalı mı çilekli mi? Çilek. Çilekli. Okay, come. Okay, biz bekliyoruz burada. Evet. Evet. Koş. Ben de Clay anladım ama. Can ne yaptın Nitmet? Koş Can, koş koş koş. Ayşes. Ayşes. Selin dondurma satıyor. Selin'e bir sor. Bana bir. Evet. Ne dondurma? Bu çikolatalı mı? Oo, çok güzel olur. Selin. Can, sen çikolatalı dondurma yer misin? Okay. Mama sattı. Selin, çikolatalı dondurma yer misin? Okay. Çok güzeldi Selin. Teşekkür ederim. Thank you.
Ne diyorlar? Ne yapacaksın sen? Sen yine ne düşünüyorsun? Aa, lekker. Evet. Kimsecikler parkta yok ve hava bayağı bir çok değil ama biraz esiyor. Rüzgar var biraz. Çocuklar burada toprakla oynuyorlar. Dondurma yapıyorlar, pasta yapıyorlar. Can ne yapıyor peki burada? That is my Can. Ne yapıyorsun oğlum? Ev mi bu yapıyorsun? That is my. Ya olur. Ben de yapayım mı ev? Ya. Okay. Ben burada. Evet, burada. Ben sayko. Ya. Emmy. Hey, Simicha. Oh, ich bin da Emmy. Oh, çok yüksektesin. Can toprağın üzerine uyudun. Can, Semih, sen buradan nasıl ineceksin oğlum? İnebilecek misin? Selin orada. Can, Can, Semih, Can! Gel burada, buraya binelim. Can. Kutu bak, dikkat et, nerede? Bak orada kaçacağız ya. Yavaş. Ne ekran? Aa, dur. Selin kaç, Selin kaç, tutuyorum ben. Semih'i tutuyorum ve bıraktım. Selin kaç. Kaç, Selin kaç, dikkat. Ne, vakti. Dikkat et Selin. Nerede Semih? Hadi gelip yardım edeceğim sana. Aa, kaçalım bu taraftan. Selin kaç. Kaç. Kaç Selin kaç. Tutuyorum Can. Selin tutuyorum, kaç. Selin kaç. Selin kaç. Kaç Selin, öbür tarafa. Yardımcı. Ayağına bir şey girmiş. Okay. Ağzın hep toprak mı oldu Can? Mama kalk. Ooo, hepsi. Okay, bir şey olmaz. Okay, gitme vaktimiz yaklaştı. Çünkü çoraplarla çıkıyoruz ama ıslanır çoraplar. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Ya senin traktörünü alacağız canım. Bir dahaki sefer arabanın içinde traktörü bırakacağız. Sonra burada gelip traktörle Can bol bol oynayacak. Ya. Evet. Küçük traktörü getireceğiz ama Can. Büyük değil. Ya küçük traktörle oynayacağız. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Hep gidiyoruz. Çöp oğlum o. Ellemeyelim ya, ellemeyelim, dokunmayalım. Ya. Haydi çocuklar, kom. Oğlum. Ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın?
Neler var burada? Evet, yeniden geldi çocuklar burada oynarken. Yeniden geldik. Ya, annesi sus olacak. İnşallah tekrar dikiş atmazlar inşallah. Ya çektiğimiz var bu ayağı. Ayaktan sinirlaşın ayağından çektiğimiz var. Çok kendimi birazcık suçlu hissediyorum. Kontrole gelmedim bu hale geldi. Kontrol önemli değil de çocuklar hepsi evde olunca ben kontrolü daha sonra olur diye ama meğersem onlardan konuşmadan önce kabını çıkardım. Şey kabı hani kafasından takılı ya onu çıkardım çünkü iyileşti zannettim. Ama kediler iyileştiyse bile böyle kaşınıyor ya o yarayı yeniden açıyorlar. O yüzden çok kötü oluyorum ben. Benim yüzümden tekrar ameliyatı oldu sanki. Düşünmedim bilmedim ama gerçekten çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Bu bir ders oldu. Çünkü bir daha yarası oldu mu, bir şey oldu mu öyle kafasındaki kapı çıkarmadan kendi başıma çıkarmamam gerekiyormuş. Bu arada biz eve geldik. Minnoş yine geldi burada. Hey! Oğlum! Ya! Ya! Minnoş'a yemeğini yemiyor söylediğim gibi kuru yemek diyoruz. Hollanda'da kuru yemek ama ıslak yemek alacağım. O yüzden çocukları bir alırken... Ya Minnoş burada oğlum! Minnoş kola. Ya Minnoş. Yok Minnoş'un eli çok acıyor. Burasında büyük yarası var. Bir ayağımda kızım. Onun için kaldırmamız iyi olmaz. Fasulyeleri çıkartacağım. Dipfrize koyacağım. Laylonları da alacağım. Fasulyeleri çıkartacağım. Onu yapacağım. Bir de pirinç yapacağım. Çünkü yeşil fasulyeleri fasulye pişti. O yüzden sadece şehriyemi hazırladım ve de pirincimi alacağım arkadan. Şuradan pirinç yapacağım için pirincimi hazırlayıp Ceylin'e bu kez almaya gideceğiz. Ne oldu can? Ya okşa. Ya okşa istersen onu canım. Ya okşayabilirsin oğlum. Ya Minnoş'a iğne yaptı doktor burasına. Ya. O anda Can da vardı orada gördü. Ve şu an diyor ki zaten anne Minnoş'a iğne mi yaptılar? Yaptılar. Canın üstünü çıkardım buraya koydum ama yukarıda zaten kirli çamaşırlar var. Şu üstü ıslandı o yüzden Can'a da yeni pantolon getirip giydireceğim. Ben de şimdi hemen pirinci yapayım. Ondan sonra da Ceylin'i almaya gideceğiz. Arkadaşlar inşallah bir de Minnoş'a da yemek almamız lazım. Çünkü kuru yemekleri değil de bir şey yemesi lazım. Kuru yemek yemiyor şu an. O yüzden kıtır yemek aslında öyle mi diyelim. Kıtır yemeğini yemiyor. O yüzden şey alacağım. Islak. Yemek yani. Et falan. Balık çok seviyor. O yüzden onlardan almak istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi pilavımı yapmaya başlayayım. Pilavın pişmesini bekliyorum. Sonra da çıkıp. Verdin mi? Evet. Ve Selin'e de böyle. Ya böyle
tutarak artık. Hazreti Leyla. Ya oynuyor mu? Ya. Artık böyle birazcık dışarıda hava alması için çıkarıyoruz. Mama, bırak, iyi tut Mama, Selin, tamam mı? Kukya. Ne bir tane can, bir tane kukya. Ne bir tane? İki tane mi yedin? Oo, bu can, bu can abisinin hakkını yedi. Nasıl iyilik? Ya Emine yengesi çok ağrısı var. Yemek yemiyor. Ya Selin ona şimdi hava aldırıyor. Yapıyor galiba, dışarıda birazcık yaptı ama böyle. Emine yenge de dışarıya geldi bu arada. Böyle. Afiyet olsun oğlum. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyoruz. Yeşil fasulye pirinçli yiyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bulaşık makinesini çalıştırdım ve bitti ama çıkarmayacağım. Sabah benim ilk işim bulaşık makinesini. Bulaşık makinesini yerleştirmek. Ama şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ekmeğimiz var mıydı bu arada? Ekmeğimiz varmış, tamam. Yarın ekmeğimiz var. Hatta şöyle fasulyeleri pişirmiştim ya bugün. Pardon, fasulyeleri dünden ıslattım. 3 paket oldu. 3 paket çıktı. Bunları şöyle açılan şeye koydum. Bu şekilde. Bu galiba bize yeter. Her yediğimizde bu kadar bize yeter. Bunları da dipfrize koyacağım şimdi. Evet, dipfrize koyalım. Zıp. Evet, şöyle. Dipfrizimiz de çok büyük değil arkadaşlar ama idare ediyoruz. Ve Minnoş da burada arkadaşlar. Çok ışık yok, kapattım. Ama Minnoş'umuz şu an daha iyi yemek. Bugün işte tekrar. Hey oğlum. Şurada yemek kalmış. Ya. Ya oğlum. Minnoş'a da böyle kıtır yemiyor artık. Kıtır yemek istemiyor. Doktorla görüştüm. Bunu da anlattım. Kıtır yemek istemiyor. Doktor da dedi ki istersen sen ona ıslak yemek al. Ve aldım ve bitirdi. Hepsini bitirdi yani. Hiçbir sorun yok. Yemek yiyor. Ve kendini biraz daha canlı hissediyordum. Fark ettim. Çünkü önce hiç canlı değildi. O yüzden birazcık da endişelenmeye başladım. Ve onu doktora götürdüm. Tekrar koluna demişim. Bacağına baktı ve biraz daha iyi. Biraz açılma var ama iyi dedi. Böyle bırakın, antibiyotikasını verelim dedi. Onu da unutmayayım. Antibiyotikası burada. Sabahları ağrı kesici veriyorum inneyle. İğne derken iğne vermiyorum da, ağzına iğne vermiyorum, şöyle antibiyotik içine, şöyle içindeki ilacı iğneye koyup ağzına sıkıyorum arkadaşlar. Bunu sabahları tek bir kere veriyorum. O yüzden şimdi antibiyotikasını da vereceğim. Bunu uyumadan önce bir buçuk tablet hazırlayayım. Ondan sonra da ben uyurken ona vereyim. Bir paketi bitti. Evet, ve pazartesi geri gel dedi. Geri gel dedi. Adı ne? Evet, veteriyan tekrar geri gelin dedi. O yüzden ben tekrar pazartesi 4'te tekrar gitmem lazım. İnşallah iyileşir. Bir an önce iyileşeceğini zannetmiyorum. Eğer ilkbahara doğru olursa tekrar dışarı çıkmaması için bir şeyler yapacağım arkadaşlar.
arkayı böyle teller yapmak istiyorum ama bir düşünce, çünkü dışarıda gidip dövüşürse ikide bir gelip bir yerini açarsa, bir yerini kolunu, kolu değil de işte ayaklarını böyle dövüşürse ikide bir, o zaman arka bahçeye sadece izin vereceğim oraya girmek için. Üstüne böyle teller koyacağım. O zaman çıkamaz. Başka kediler de gelemez. Sadece arkada hava alır. Yoksa dışarı göndermek istemiyorum. İleride ama buna daha emin değilim ya. Çok üzülüyorum çünkü bu hale geldi. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama böyle bir düşüncem var. Aklımın bir ucunda arkadaşlar. Bugün de bitti. Bugünün de vlogunu kapatayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben ilacı vermeye gidiyorum. Hoşçakalın. Minnoş.